korona virüsü, Çin gribi. Efendim bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı bir bayan Profesör Doktor X her şeyi bildiğini iddia ediyor. Orada konuyla da ilgili bir araştırma yapan beyefendi dedi ki virüsler birbiriyle haberleşir ve hatta bakteriler de birbiriyle haberleşir. Kontak kurarlar. Birbirlerine alışverişte bulunurlar ve bu alışverişte birbirlerine DNA'larının parçacıkları verirler. Lüzumlu olan parçacığı bir virüs diğer virüsten yani DNA'sını tamamlayıcı, eksikliğini tamamlayıcı DNA alışverişinde bulunurlar. Biz insanlar bunu yapamayız. Biz kromozomlu nasıl veririz? Evlenerek bir değişir, dönüşür, çoğalır. Ama onlar birbiriyle DNA değişimi yapıyorlar. Birbirlerine diyorlar ki al benden sana şu kromozom, şu DNA'sından şu parçayı sana veririm, sen de bunu bana ver. İletişim halindeler. O nedenle virüs, korona virüsü 10 dakikada bir değişiyor. Başka virüslerden ne yapıyor? Bilgi alıyor, kendi bilgisini ona veriyor, ondan bilgi alıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Fabrika gibi çalışıyor. Profesör doktor, sayın bayan, hanımefendi, hazretleri, ben bu işin uzmanıyım diyor. Yazar dedi ki bunlar sürekli değişir, dönüşür. Birbiriyle haberleşir. Birbirlerinden DNA alır verir deyince ben bu işin uzmanıyım diyen profesör doktor şak diye kaldı. Yani bazı insanlar ne yapıyor? Bilgiliyim diyor ama bilgisi 40 yıl önceki bilgi. Yani milattan önce doktor olmuş, kaç bin yıl önce, biraz abartılı söyledim ki şakadır. Yani 30 yıl, 40 yıl önce okumuş, doktor olmuş ama araştırmamış, incelememiş. Bilgisi 40 yıl önceki bilgide kalmış. Statik bilgi, bitti gitti. O bilgi yeterli zannediyor, araştırmıyor. Fakat araştırmacı ne yapıyor? Bütün dünyada konuyla ilgili olan bütün bilgileri derliyor, topluyor. Evet, bu virüs, korona virüsü sürekli bir değişim, dönüşüm, mutasyon içinde olduğu için kendini yeniliyor, geliştiriyor. Akıllı bir mikro, bakteri, virüs. O nedenle aşı üretilse dahi en erken bir yılda aşı üretilebilir. 10 dakikada bir değişen, dönüşen, mutasyona uğrayan bir virüse karşı etkisi olur mu? Olmaz, zaten değişmiş. Kendini değiştiriyor, dönüştürüyor, geliştiriyor. Bugün bu virüse karşı bir ürün üretilse, o virüs daha aşı yapılmadan değişir, dönüşür. O nedenle gripal enfeksiyonlarda herhangi bir grip aşısı etki yapmaz. Ne etki yapar? Bağışıklık sistemini güçlendirmek etki yapar. Biliyorsunuz Profesör Doktor Mehmet Öz Beyefendi Hazretleri grip aşısı olun, grip aşısı olun derken araştırıldı ki kendisi bir firmadan 150 bin hisse almış. Sırf zengin olmak için bir faydası olmayacağını o da biliyor ama aşı olun provalı yaptı. Evet, kendisi milyoner oldu ama grip aşısı olanlar ne oldu? Bağışıklık sistemi çöktü. Fayda yerine zarar verdi. Adamı zehirledin. İçinde bir sürü kimyasal var. Evet, bizim konuyla ilgili çalışmalarımız, bir tanesi diyor ki bana geçen griple ilgili bir aşı üretelim, ürün üretelim. Biz zaten üretiyoruz bunu. Kaç yıldır üretiyoruz? Afrika sardunyası, Ekinezya, Ormus GMS, yani birçok ürün var gripe karşı da. Mesela Japon poligonu mu? Bu da gripe karşı etkili. Ama tabii ki Ekinezya ve Afrika sardunyası kadar değil. Geven de bağışıklık sistemini güçlendirip gripe karşı etkili. Fakat tabii ki klinik araştırmalarla etkisi %100 ispat edilen Ormus GMS, efendim, Afrika sardunyası, Ekinezya bu konuda dünya çapında yüzlerce klinik araştırması yapılmış, binlerce insan üzerinde denenmiş. Evet, şimdi bilgi var, belge var. İsteyenler araştırabilir. Sadece Afrika sardunyası
Almanya'da 50 bin çocuk üzerine denenmiş. Üşütme, grip, nezle, faringit, bronşit vesaire vesaire. Bağışıklık sistemini güçlendiğini görüyorsunuz. Bu kadar, bu kadar. Ormus GMS hücre içerisine girer. Hücre içerisindeki çekirdeğinde DNA, DNA'sındaki aminositler kadar ulaşır. Geçen bir video atmış arkadaşım birisi, Doktor Faruk. Kendisi Doğu Türkistanlı. Çin'de bir dedikodu yayılmış. Efendim inek pisliğinin çorbasını yapar içersen gripe karşı korur diye. Çinliler inekleri kesiyorlar, karnını yarıyorlar hemen. Pisliğini çıkartıyorlar, çorba yapıp içiyorlar. Yani Çinliler zaten her şeyi yiyorlar da yemedikleri bu inek pisliği kaldıydı. Onu da çorbasını yapıp yiyorlar yani. Bunlar her şeyi yiyor. Çin'e gittiğimde tezgahlar, bu pazarı geziyoruz. Bu, bizdeki şey gibi ne bu hafta sonu kurulan ne pazarı? Cuma pazarı, salı pazarı vesaire gibi pazarlar, mahalle pazarlarında akrebi gördüm şeyde, tezgahta. Akrep, yılan, çıyan, çeşit çeşit böcekler pişirmişler, böyle şişle sokup satıyorlar. Yani yemedikleri bir şey yok. Kedi, köpek, her şeyi yiyorlar, her şeyi. Ama bunların, şimdi kalkmış biri diyor ki, yılandan veya yarasadan bulaştı falan filan. Yılanı, yarasayı bu adamlar zaten 1000 yıldır, 10.000 yıldır yiyor. Her türlü böcek yiyor, her türlü uçan, kaçan hayvan yiyor bunlar zaten. Yeni yemediğime başlamadılar ki. Besinlenmelerini yeni değiştirmediler ki. Hayvandan bulaşsın. Çinliler bunu Doğu Türkistan Türkleri üzerinde silah olarak kullanmak istediler ve yıllardır bunu geliştiriyorlar. SARS virüsünü DNA'sıyla oynadılar. Alfa, beta, teta, gamma diye 4 çeşit ürettiler. Allah'tan bomba kendi ellerinde patladı. Türkistan üzerinde, Doğu Türk, Uygur Türkleri üzerinde bunu oradakileri salıyla oynayacaklardı. Teröristin el bombası atarken bombanın elinde patlaması gibi. Bunlar da Doğu Türkistan'daki insanları yok etmeye çalışıyorlar. Ölüm kamplarında işkence yapıyorlar. Ama Allah onlara ne yaptı? Şaşırttı. Evet, kendi kurdukları tuzağa kendileri düştü. Çinlilerin hepsi kötü mü diyeceksiniz? İyisi de var tabii. İyileri de yazık. Onlara da insan acıyor. Ama yönetim kötü. İnsan olarak görmüyor diğer insanlara. Zulüm ediyor, işkence ediyor, camileri yıkıyor. Doğu Türkistan Türkleri bugüne kadar 300 defa ayaklanmışlardı. 300 defa. Bundan birkaç sene önce bir yıkılan cami tadilatını yapmak istediler. Şehri bombardıman ettiler. Siz cami yapıyorsunuz diye. Cami tadilat tamir etmek istediler. Yerle bir ettiler şehri. Bu kadar acımasız, vicdansız. Şanghay'a gittiğimde baktım cami. İçeri girdim. Çinli Müslümanlar. Çinlilerin %3'ü Müslüman, Hui kabilesi hep Müslüman. Ama adamları o kadar baskı altına alıyorlar ki yani her şeyi konuşamıyorlar. Sadece belli şeyleri konuşabiliyorlar. Belli şeyleri, bunu harcadık şeyleri eleştiremiyorlar, yapamıyor, konuşamıyor. Konuşsalar hepsini öldürürler.